Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Kasım ayı müfredatına bakacağız. Biliyorsunuz normal şartlarda şu an hepimiz yazılı döneminde olacaktık. Fakat uzaktan eğitim sürecinde olduğumuz için yazılılar okullara göre bazı farklılıklar gösterdi. Bu arada sizin yazılı döneminiz başladı mı yoksa ilerleyen haftalarda mı başlayacak? Lütfen bunu yorumlara yazın. Biz de o süre içerisinde 5 ve 6. sınıf müfredatına bakalım. Hatırlatmamızı yapalım. Milli Eğitim Bakanlığı EBA müfredatı ile Tonguç Akademi sınıf kanallarında yayınlanan EvOkul programı tamamen paralel ve aynı konuları içeriyor. 5. sınıflara baktığımızda matematikte doğal sayılarla işlemler, kesirler, sosyal bilgilerde kültür ve miras, din dersinde ise Allah inancı, Ramazan ve oruç üniteleri işlenecek. Fen bilimleri dersinde canlılar dünyası ünitesinde mikroskobik canlılar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar gibi merak uyandırıcı konular var. 6. sınıfa geçtiğimizde Türkçe'de dil bilgisi, matematikte kümeler, İngilizce'de ise downtown ünitesi işlenecek. Sosyal bilgilerde kültür ve miras ünitesinde İslamiyet'in doğuşu, Türkler İslamiyet ile tanışıyor ve yeni yurt Anadolu konuları görülecek. Ezberimize kuvvet diyelim. Evet, 5 ve 6. sınıf müfredatını gördük. Biraz önce yazılılardan bahsetmiştim. Özellikle yazılıları birkaç hafta sonra yapılacak arkadaşlara bir tavsiye vereceğim. Yazılılar ileri tarihte yapılacak diye lütfen rehavete kapılmayın. Çünkü yazılıların ileri tarihte yapılması bizim yükümüzün biraz daha artacağı anlamına geliyor. Daha fazla konu yükü anlamına geliyor. Bu nedenle şu an yazılı dönemindeymişiz gibi ciddi bir şekilde çalışalım ki yazılılarda çok daha başarılı olalım. Gelelim 7 ve 8. sınıflara. Onlar da kendi müfredatını çok merak ediyorlar. Bakalım hangi üniteler işlenecek. 7. sınıflar Türkçe'de anlam bilgisi, söz sanatları, matematikte rasyonel sayılar, din dersinde ise hac ve kurban ünitesini işleyecek. Fen bilimlerinde ise hücre ve bölünmeler ünitesi önemli. Çünkü önümüzdeki yıl göreceğimiz DNA ve genetik kod ünitesinin temelini oluşturuyor. 8. sınıfa geçtiğimizde matematikte karekökli ifadeler ve veri işleme, inkılapta milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar, İngilizce'de ise indication var. Türkçe dersine geldiğimizde dil bilgisinde temel ögeler, yardımcı ögeler, vurgu ve ara söz gibi konular işlenip cümlenin ögeleri konusunun büyük bir çoğunluğunu bu ay içerisinde bitirmiş oluyoruz. 7 ve 8. sınıf müfredatını gördük. Özellikle 8. sınıflar için önemli bir sene. Şu an önlerinde LGS için 7 aylık bir süre var. Eğer hala tam anlamıyla hazırlanmaya başlamamış, LGS sürecine kendisini verememiş arkadaşlar varsa bence tam zamanı. Kasım ayı bunun için güzel bir çalışma programı yapıp kademeli bir şekilde arttırarak çalışmak için tam zamanı. Eğer şu an başlarsak daha önce başlayan arkadaşlarımızla beraber çok kısa sürede aynı seviyeye gelebiliriz. O açığı kapatabiliriz. Fakat ilerleyen aylarda bu daha da fazla zorlaşabilir. O yüzden LGS'ye girecek arkadaşlara işi sıkı tutmaya başlayalım diyorum. Lise müfredatı var. 9, 10 ve 11. sınıfta neler var onları görelim. 9. sınıflar Türk Dili ve Edebiyatı'nda hikaye, şiir, matematikte denklem ve eşitsizlikler, kimyada atom ve periyodik sistem, coğrafyada ise doğal sistemler işleyecek. Biyoloji dersinde ise karbonhidratlar 1 ve 2 konularını tamamlayacak olan 9. sınıflar ara tatil sonrasında proteinler konusuna geçecek. 10. sınıflara baktığımızda matematikte fonksiyonlar, fizikte elektrik ve manyetizma, coğrafyada ise doğal sistemler işleyecek. Tarih dersinde beylikten devlete Osmanlı siyaseti, kuruluş dönemi gelişmeleri, Osmanlı kuruluş tezleri ve Osmanlı-Bizans ilişkileri gibi Osmanlı tarihi açısından önem taşıyan konular var. 11. sınıflara baktığımızda fizik dersinde kuvvet ve hareket, kimyada gazlar, biyolojide insan fizyolojisi, coğrafya dersinde ise beşeri sistemler işlenecek. Matematikte ise ilk 2 hafta trigonometrik fonksiyon grafikleri 1 ve 2. konular işlenip ara tatil sonrasında ters trigonometrik fonksiyonlar konusuna geçiş yapılıyor. Lise müfredatını gördük. 9. sınıfların en büyük dertlerinden bir tanesi yeni dersler, branş derslerine alışmak. En fazla bunda zorlanıyorlar ve çok fazla da yorum alıyoruz bununla alakalı. 10. sınıflar ise önümüzdeki aylarda bir alan seçimi yapacaklar. Bu alan seçimiyle ilgili kafasında soru işareti olanlar var. Hem 9 hem de 10. sınıflar için ve tabii diğer sınıflar için de çok yakında bununla ilgili çok güzel rehberlik videoları gelecek. Bu nedenle sınıfınızın kanalını takip etmeyi lütfen unutmayın diyelim. O zaman Kasım ayı müfredatını gördük. Umuyorum ki Kasım ayı için bugün gördüğümüz müfredattaki tüm üniteleri eksiksiz bir şekilde hallederiz ve yolumuza sağlam adımlarla devam ederiz. Aralık ayında tekrar müfredatta neler var onu göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.